Çanakkale Zaferi, Türk'ün makus talihini yendiği, düşmanı ezip geçtiği ve 7 düvele karşı verdiği mücadeleyi taşlandırdığı bir zaferdir. 1. Dünya Savaşı'nın gerçekleştiği esnada Çanakkale Boğazı'nda gerçekleşen birçok deniz savaşları ile birlikte Gelibolu Yarımadası'nda yapılan kara savaşlarının kazanılması sonucunda elde edilmiş bir zaferdir. Bu zafere dair yaşananlar hiç unutulmadı ve bir ömür unutulmayacak. İşte bugün sizlerle Çanakkale Zaferi'ne ait gün ışığına çıkmış fotoğraflar ve o fotoğrafların hikayelerine bakacağız. Bir günlük 10. bölükte görev yapan Teğmen İbrahim Naci'nin yazdığı ve onun şehadetinin ardından komutanının yazmaya devam ettiği bir günlük bulundu. Zaferden tam 98 yıl sonra. 24 Mayıs 1915 yılında yazılmaya başlanan satırlar 21 Haziran'da Teğmen'in şehit olmasıyla bir süre duruyor ve ardından komutanı devam ediyor. İşte bu günlük Allah'a ısmarladık isminde bir kitap olarak yıllar sonra bizlerle buluştu. Günlükteki en önemli fotoğraflardan biri de Hilali Ahmer, yani günümüzün Kızılay görevlilerinin yaralı bir eri ata bindirirken çekildikleri fotoğraftı. Sayfalarda bu fotoğraf dışında şehit İbrahim Naci'nin yazdığı şu satırlarda dikkat çekmekteydi. Vadiye paralel giden yamaca çıktığımız zaman solda yeni birkaç mezar nazarı dikkatimizi çekti. Bunların ekserisinin üzerinde hiçbir işaret yoktu. Bazılarında birer ağaç dalı, 2-3 tane de kırık tahtalar vardı. Şimdi düşünüyorum, şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı bir kaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim. Çanakkale Savaşı'nda tamamı şehit olan bazı alaylar da vardı. İşte bunlardan biri de Geyikli Alay olarak bilinen 39. alaydı. Bu alay bir geyik bulmuş ve bütün alay savaşın ortasında o geyiğin bakımıyla da ilgilenmişti. İşte bu yüzden alayın adı Geyikli Alay olarak kalmıştı. Bildiğiniz gibi Türk mitolojisinde geyik oldukça önemli ve kutsal bir hayvandır. Belli ki kültürüne hakim ve sadık olan bu erler bir nebze şans için geyiği de kendilerinden biri gibi görmüştü. İşte bu fotoğrafta da şehadete ulaşıp bu dünyadan göçen alayın tamamının yer aldığı bir fotoğraf. Alayın şehit düştüğü bu büyük savaşa dair İngiliz savaş subayı Ahmet Bartlett şunları yazmıştı. 10 Ağustos günü Anzak birlikleri büyük gayret sarf etmişler ve Jonk Bayırı sırtlarına ulaşmışlarsa da ele geçirdikleri yeri koruyamamışlardır. Kurkalardan bir tabur Jonk Bayırı'na çıkabilmişti. Fakat Türkler karşı saldırıya geçerek tepeler üzerinde bulunan askerlerimizi bayırın eteklerine sürmüşlerdi. Bu savaş devler ülkesinde bir devler savaşıydı. Sıhhiye elbette bir savaşın vazgeçilmezidir. Askerler, strateji geliştiren komutanlar, yemek yapan aşçılar, koruyucular ve sağlıkçılar. Bütünün bir parçası olmazlarsa savaş kaybedilir. İşte Türk milleti de vermiş olduğu savaşlarda hem sahada hem masada hem de cephe gerisinde elinden geleni yapmıştır. Bu görselde de Çanakkale Savaşı'nda yaralanmış askerler ve o askerlerin bakımından sorumlu olan hemşireler ve emirlerindeki askerlerin sağlık durumlarını merak eden telaşlı komutanlar görülmekte. Şadan Maraş Öymen Çanakkale Acı İlaç isimli kitabında sıhhiye personelleri için şu cümleleri söylemişti. Doktorlar ve yardımcıları beyaz önlükler giyiyorlardı. Ameliyathanede ellerinde sterilize edilmiş beyaz havlular da hazır bekliyorlardı. Borik asit, limon tuzu ve ılık sudan müteşekkil bir karışım antiseptik olarak kullanılıyor, genellikle sıcak olarak uygulanıyordu ve ardından yara havluyla korunuyordu. Her zaman kaynatılmış su kullanılıyordu. En sık kullanılan anestezi kloroform idi. Ancak iltihaplanmış yaralarda kloroform kullanmak yerine yaralıyı eterle bayıltmak gerekiyordu. Çünkü enfeksiyonlu yaralarda kloroformun hastanın genel durumu üzerinde dolaylı olarak olumsuz etkileri oluyordu. Avustralyalı tarihçi Jonathan King Gelibolu günlükleri eserinde 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan Gelibolu çıkartmasını bitişine kadar gün gün kaleme almış ve yaşanan her şeyi atlamadan gelecek nesillerin okuması için yazıya dökmüştü. Fotoğrafta da sahile çıkan yaralı ve ölü askerleri kontrol eden İngiliz ve Anzak komutanlar görülmekte. Anzaklara olan yaklaşımımızı biliyorsunuz. Dünyanın öbür ucundan ne için savaştığını bile bilmeden gelen ve Anadolu topraklarında çoğu hayatını kaybeden Anzaklar adeta savaş anında dahi düşman değil de dost gibiydiler. Ve bu konuyla alakalı tarihçi King şu satırlara yer vermişti. Siperler bazı yerlerde birbirinden sadece 20 metre uzaklıkta. Bomba fırlatıcıları olarak eğitilmiş özel adamları var. Fırsatın
yaptığını bulunca düşman siperine bomba fırlatıyorlar. Şu anda öldürülmüş olan çok asker yok. Sanırım siperlerin dışı çok tehlikeli. Çünkü keskin nişancıların kör kurşunları sürekli havada uçuşuyor. Top mermileri başımızın üzerinden geçiyor. Ne var ki birkaç günden sonra insan buna alışıyor. Türkler öyle kötü insanlar değil. Birkaç gün önce Fransızca yazılmış bir mesaj gönderdiler. Yiğit Avustralyalı yoldaşlara hitaben yazılan mesajda sigara karşılığında sığır eti konservesi istiyorlardı. Siperler bazı yerlerde sadece 20 metre uzaklıktaydı. Bu yüzden birbirimizle haberleşmemiz çok kolaydı. Şehitler ve gaziler şanlı zaferin koşulsuz en büyük kahramanları olmuşlardı. Bu topraklarda şu an özgürce nefes alıyorsak bütün şehitlerimiz, gazilerimiz ve komutanlarımız sayesindedir. Fakat savaş bu ya, şehadete ulaşan ve canını teslim eden erler hemen gömülemiyordu. Bir süre can verdikleri yerde kalmak zorunda oluyorlardı. İşte bu fotoğrafta da taarruz alanında şehit olan fakat ateşkes sürecinde defnedilebilen şehitlerin yattıkları anlar görülmekte. Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey de bu şehitlerden biriydi ve anne babasına yazdığı şu mektubun 2 gün sonrasında şehit düşmüştü. Sevgili peder ve valideciği, göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de refikamla birlikte lütfen gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz. Osmanlı Devleti özellikle son 100 yılda birçok savaş, isyan ve işgal görmüştü. Bu savaşlarda binlerce insan şehit düştü, gazi oldu veya kayboldu. İşte o ailelerden biri de Ali Reşat'ın ailesiydi. Ali Reşat daha 10'lu yaşlarının başındaydı ve babası Balkan savaşlarında şehit olan bir yüzbaşıydı. Geriye kalan ailesini Sırplar katletmişti. Fakat Ali Reşat kaçmayı başarmıştı. Trakya'ya giden Ali Reşat orada Türk askerlerinin yanında kaldı. 20 ay boyunca onların koruması altında yaşadı ve sonucunda da yolu Çanakkale'ye düştü. Öyle ki bu savaşta Ali Reşat silah taşıdı, mermi taşıdı, bomba taşıdı ve gazi oldu. Bacaklarından ve akciğerinden yaralanan Ali Reşat 4 hafta dinlenip tekrar cepheye dönmüştü. İşte bu fotoğrafta da Yiğit Mehmetçik Ali Reşat'ı görüyoruz. İngilizler savaşı kazanacaklarına eminlerdi. Onlara göre dünyayı yönetenler kendileriydi ve savaşın seyri istedikleri gibi bitecekti. Onlar Enver Paşa'dan, İsmet Paşa'dan, Kazım Paşa'dan, Fevzi Paşa'dan ve Mustafa Kemal Paşa'dan haberdardı elbette. Fakat hafife almaktaydılar. Bu yüzden savaş alanında dahi rahatlardı. Kahvaltı sofraları bile kurmuşlardı. İşte bu fotoğrafta da İngiliz askerlerine ateş açan Mehmetçikleri görüyoruz. Ve olayı İsmail Hakkı Sunat'a şöyle aktarmıştır. Şu İngilizler de çok akılsız ve ihtiyatsız. Bilmedikleri bir ülkede dere içinde sabah kahvaltısı için sofra kurmuşlar. Reçeller, bisküviler, şekerler, çikolatalar, yağlar, peynirler, çatallar, peçeteler. Hele peçeteler halis ketenden. Kahvaltıda ansızın basılmışlar. Kaçamamışlar. Yahut kaçmamışlar. Birkaçı ölmek üzere. Ne feci. Artık ölmek, öldürmek aklıma gelmedi. Esir almak lazım. Askerlerin gözü dönenlerine bir iki sopa. Öldürmeyi önledim. Ötekilerin silahlarını zaten almışlardı. Sağ kalan üçünü hemen ufak bir kağıda esir diye yazarak yanımdaki askerlerden ikisiyle gönderdim. Ölenlerin üzerine arattırdım. Birkaç harita buldum. 4 harita, 1 adet hatıra defteri, 1 fotoğraf. Fotoğrafa çok üzüldüm. Bir delikanlı ile İngiliz kızının resmi. Ne acı şey. Bu fotoğrafta da yiyecek almak için sırada bekleyen Mehmetçikleri görmekteyiz. Cephede elbette ki yiyecek sıkıntısı mevcuttu ve dahi bu durumu müttefik bir Alman subayı yazmış olduğu kitapta şu satırlarla anlatmıştı. Yiyecek stokları fazla değildi. Açlık her yerde, her tarafta geziniyordu. Çoğu kez porsiyonlar ve tayınlar azaltılmak zorunda kalındı. Koşulu hayvanların büyük bir kısmı yaz esnasında yem olmadığından Anadolu kısmına geçirildi. Yemeğin hazırlanması ve yapılması son derece ilkeldi. Cephenin çok gerisindeki açık mutfak tesislerini düşman denetiminden gizlemeye çalışıyorlardı. Siperlerden geçirerek sağlanan uzun taşıma sonucu yemek çoğu kez bir lapa, koyun etiyle pişirilmiş olan bir pirinç, sebzeden veya birkaç et parçasından oluşmaktaydı. Acıkmış olan siperdeki savaşçılara soğumuş olarak ulaşabiliyordu. Bu soğuk yemeğin yeniden ısıtılması ancak karanlık basınca söz konusu olmaktaydı. Çünkü çıkan duman düşmanın ateşini üzerine çekiyordu. Son fotoğrafımızda Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal ve karargah subaylarının verdiği o meşhur poz. Bu pozu Alman Albay Hans Kannenwisser şöyle anlatmakta. Yarbay Mustafa Kemal Bey şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak tüm dünyada tanınmaktadır. Ben o gün zaten ondan çok etkilenmiştim. Açık fikirli, güçlü ve ne istediğini bilen sakin bir adamdı. O
dışarıdan herhangi bir koruma olmaksızın veya görüşleri için tasvip, izin veya icazet almaksızın bulunduğu yeri uyandırıyor ve diriltiyordu. Dolayısıyla az konuşur ve sevimsiz de olmadan geriye çekilerek kendisini muhafaza eder ve beklerdi. Vücut yapısı bana çok mukavim görünmüyordu. Fakat hırçındı. Sırım gibi sert ve yedi canlı enerjisiyle kuvvetlendirilmiş vücudu birliklerinde apaçık görülmekteydi.